Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Allah Allah. Yok mu bir ses sedalı? Ay yok Afiş, yok. Bu saat oldu, telefonu hala kapalı. Nerede bu adam anlamadım. E belki telefonunu açmayı unutmuştur. Hayri, telefonunu açmayı unutacak. Mümkün değil. Hayır, kahvaltıya gelmeyecek olsaydı da bir haber verirdi. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadı. Ha ne bileyim kızım, aklıma da bir şey gelmedi ki. Sen kafanda kurma da Türkan'ı bir ara. O bilir nereye gitti, ne yapıyor, nerede. Daha işte eve de gitmediyse Türkan'ı da şimdi endişelendirmeyeyim dedim. Kız zaten hey heyli. Murat arayayım ben. Doğru, Murat bilir biliyorsa. Ah niye gelmedi şimdiye kadar aklıma? Aradığınız kişiye şu anda Yok, hala kapalı telefonu ya. Ya adam resmen sırra kadem bastı ya. Abi, akşam o kadınla gitmiş olmasın? Ya oğlum boş boş konuşma ya. Hayır aç şu şom ağzını. Vallahi bak şimdi ağzına kalkacağım buradan uçan tekmeyi vurdum göreceksin o kadını bu kadına. Ya hadi yürüyün gidin işinizin başına, yürü. Manyak mıdır nedir kadın diyor ya. Hayri abinin ne işi var o manyak kadınla? Hayda. Nala yenge arıyor. Nala yenge. Hayırlı sabahlar. Murat kusura bakma seni de sabah sabah rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah estağfurullah yenge, öyle şey mi olur? Buyur emret. Hayri'ye ulaşamıyorum ben. Bu saat oldu bak, telefonu geceden beri kapalı. Arıyorum açmıyor, yok. Ses seda yok. Sen biliyor musun nerede, ne yapıyor? Dükkanda mı, eve mi gitti? Biliyor musun? Ben dün erken çıktım Nala yenge dükkandan. Hayri abiden haberim yok. Ya şimdi dükkana çocuklar da gelmedi. Ben bir onlar gelsin sorayım. Soruşturayım sonra sana haber vereyim, olur mu? Olur. Ama haber vermeyi unutma. Eve gitmediyse de Türkan'a bir şey söyleme, olur mu? Yok yok, merak etme sen yenge. Ben şimdi bir sorayım, soruşturayım, sana hemen dönüş yapıyorum. Bekliyorum, haber bekliyorum, bay bay. Tamam, görüşürüz. Ya nerede bu adam ya? Ya vallahi sırra kadem bastı. Ya ben şimdi Türkan yengeyi arayıp ne diyeceğim? Hayır, hayır şimdi bu adam eve gitmediyse ortalık iyice karışacak vallahi ya. Ya hayır abi, neredesin ya? Neredesin? Gözünü seveyim, neredesin ya? Abi neredesin? Nala yenge seni soruyor. Hayri, kurban olayım, bir ses ver. Neredesin? Efendim Murat. Hele şükür abi ya. Hele şükür açabildin şu telefonu abi ya. Ya sen neredesin? Sus lan sus. Sus oğlum sus lan sus. Bak bir kere de anlatacağım, bir kere dediğinde bir daha anlatmayacağım, tamam mı? Nala'nın da Türkan'a da aynısını söylüyorsun şimdi. Gece dükkanda. Kavga çıktı kapanışta, tamam mı? Polis de aldı Hayri abiyi falan filan, kavga eden herkesi toparladı, emniyete götürdü. Telefonu falan ondan açamıyor. Şimdi ifade veriyorlar diyeceksin, tamam mı? Ya Hayri abi sen ne işler çeviriyorsun yine ya? Ya bak o kadının yanında mısın sen yoksa? Oğlum sana sus diyorum lan, bağırmadan konuş. O kadınlaydın lan, ne var? Allah Allah, dediğimi yap birader sen ya. Allah Allah, ne kadar uzattın be. Bak şimdi Nalan'ı arayacağım. Ben karakol meselesini anlatacağım. Sen de eş zamanlı olarak Türkan'ı ara, onu anlat, tamam mı? Ya abi Nalan yenge demin beni aradı. Ben bir şey diyemedim. Dün akşam erken çıktım dedim ona. Tamam kardeşim, ben o daha önce çıktı derim. Ne kadar uzattın, kafanda parçaları birleştir ya. Tamam ya, dediğimi yap sadece, ağzımız bir olsun. Türkan yenge de aradı ama. Ona da bir şey diyemedim vallahi, bak ha. Tamam oğlum, Türkan'a da aynısını söyle işte diyorum sana ya. Tamam. Menemen'e soğan doğradım. Sıkıntı olur mu? Olmaz ya, soğansız menemen mi olur şeydi? Acı pul biber falan da. Ya abi sen o kadının yanında mısın ya? Neredeysen neredeyim oğlum, dediğimi yap sana lan. Tamam kapat hadi. Vay arkadaş ya, ne kafası. Arıyor. Hayri neredesin Allah aşkına? Ay saatlerdir arıyorum. Telefonun kapalı, merak ettim. Karakolda mısın? Sen iyi misin peki? Çıktıysa çıktı da yani, gece çıktı diyorsun, bu saat oldu, niye karakoldasın hala? Tamam Hayri sakinim, sakinim, merak ettim sence. Alo? Ey Allah'ım,
Ne diyor? Karakoldaymış. E ne yapıyormuş bu saate kadar? Dün birileri kavga etmiş, birbirlerine girmişler. O da ayıracağım diye herhalde. Şimdi karakoldaymış, ifade falan veriyormuş. Murat'ın haberi yok muymuş? Ay anlamadım. Herhalde Murat çıktıktan sonra oldu. Gelsin şimdi, dediğim gibi anlatır o bana ne olduğunu. Ay Allah'ım. Neyse iyi bari, hadi çok şükür. Türkan, kız Türkan. Ha abla. Ya beni duymuyorsun da sen ya. Ay abla, seni Allah gönderdi. Kız ne oldu, neyin var senin ya? Hayır, bir şeyle karıştırıyor da şimdi. Ne karıştırıyor kız gene? 2 senedir her gece evine gelen şu köşesinde yatan ada tüm gece eve gelmedi. Kız nerede kalmış? Nalan'da mı kalmış? Yoksa onda mı kalmaya başladı kız? Yok, hiç Nalan abada kalmadı bugüne kadar. Nerede kalmış ya? Kız söylesene, çatlatmada mı ya? Ya dükkanda bir olay mı, kavga mı ne çıkmış? Almışlar nezarethaneye götürmüşler karakola. Sabaha kadar oradaymış ifade vermek için, hala da daha orada. Aa, dün geceden beri bu saate kadar karakolda öyle mi? Valla ben Murat'ın anlattığını anlatıyorum. Yani sen de inanıyor musun? Sen inandın. Ben ne diyeyim şimdi yani? Şimdi ne, ben ne desem yarın bir gün yalan olur. Ben arada kalırım. Abla, sen kızları bugün okuldan alsan, getirsen buraya. Ben de yemek kursuna direkt gideyim. Oradan Nalan ablaya gideyim. Bir bakayım etrafı, kolaçan edeyim, ne oluyor ne bitiyor, o Hayri ne çeviriyor. Olur. Olur olur, ben alırım. Sen merak etme hiç kızım. İnşallah bu işin içinden başka şey çıkmaz da. Bence çıkar. Sen gözünü dört aç. Kız bu Hayri ya. Senden gizli bu Nalan'ı nasıl idare etmiş, Nalan da arkasından bu her şeyi yapar. Hadi kalsın alacaklar. Ay Hafiz, paketledim ben bunları. Bir götüreyim bakalım ne diyecekler. Para eder mi sence bunlar? Bilmem. Yani sanmıyorum da. Bakalım bir götüreyim, bir baksınlar ne diyecekler. Ay hayırdır inşallah. Selamünaleyküm abla. Türkan, hoş geldin canım. Vallahi ütülerde kaldı aklım. Onları yaparım belki diye geldim. Ay boş ver, ne şimdi, ne ütüsü? Hoş geldin Türkan. Bir çay içer misin kızım? Yok abla, sağ olasın, içmem. Ne oldu? Ya abla, senden saklayamayacağım ya. Öyle korku salmış ki içime. Hayri seninle konuştu bu karakol olayını. Ha, aradı şimdi. Çok kısa konuştuk gerçi. Tam bilmiyorum ben de ama bir kavga falan çıkmış herhalde. Karakola gitmişler. İfade veriyormuş falan ama neyse, tamam, duymuşsundur işte. Hayri ile bir alakası yok. Hayri iyiymiş. Hayri'nin başında bir bela olmaz. Ne belası? Nereden çıkarıyorsun şimdi onu? Ne bileyim, hani böyle şey diye konuştu ya, benimle alakası yok, benimle alakası yok. Belki de onunla alakası var. Allah korusun, hapse falan atacaklar. Türkan niye hapse giriyor şimdi? Hapsi nereden çıkardın? Çok okuyorum abla ya. Öyle sıkıntı basmış ki içimi. Ne yapacağımı bilemedim. Kalktım artık, geldim. Tamam, sen kurmuşsun yine kafanda. Kurmuşsun kendini. Gamlı baykuş gibi. Hadi. Kendini delirtmişsin. Hadi geç bakayım şöyle. Otur bir güzel güzel, ben size kahve yapayım. Şöyle bir sakinleş. Hadi Afişim, sen de bırak artık. Gel ben bize bir kahve yapayım. Bak şu masanın altında ekmek kırıntıları var ha. Görüyorum görüyorum, bak onları al. Bak orada orada. Ya abi neredesin sen ya? Ya gözün sevim neredesin ya? Beni bir ateşin içine attın, elinde tespih sallaya sallaya geliyorsun ya. Ulan ne lan kaynana gibi dır 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 hemen başladın. Arabanın anahtarları sende mi? He bende. Emanet araba, yani şimdi bende dursun dedim. Aferin. Anlatacak mısın? Ne oldu dün gece o manyak kadın mı? Manyak kadın mı? Oğlum laflarına dikkat et lan. Niye abi ya? Niye dikkat ediyorum ki şimdi? Oğlum manyak falan diyorsun da kadın ne manyağı lan? Ateş ateş. Görmen lazım. Abi korkutuyorsun beni bak. Vallahi ben de korkuyorum. Ben çok da kendimden yana açıkçası. Anlat bakalım, ne oldu dün gece? Neler olmadı ki diyorum. Of diyorum sana, of. Ama görmen lazım ha, delikanlı da kız yani. Muhabbet de edilir öyle. Atarlı giderli falan. Tam bana göre lan. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ağzından çıkan senin kulağın duymuyor. Vallahi bak, bu dediklerini Türkan yengeyle Nalan yenge duyarsa ikisi birden seni yol alır. Ben sana peşi peşi söyleyeyim abi. Oğlum ben bunları bilmiyor muyum lan? Biliyorum. Ama ne yapayım, içimden bir hissediyor ki durma oğlum, hayır yaşa. Kana kana iç bu aşkı diyor. Ne yapacaksan yap diyor oğlum. Oo, abi senin kafa vallahi gitmiş. Vallahi o las kızı kime denk gelse aklını alır, sana öyle söyleyeyim. Abi bak, korkutuyorsun beni. Şimdi böyle aşık oldum falan diyeceksin. Aşık olmadım ama her an olabilirim. Olmaya da bilirim ama kesin olurum gibi geliyor. Neyse ya, boş ver. Hadi ben kaçar. Nereye?
Nalan oğlum o kadar yalan söyledik. Türkan neyse de Nalan öğrenirse başımıza bela açar. O kadar klip yaptık, bir ton dümen yaptık. Hadi size de hayırlı işler. Çalışın çalışın, para kazanın. Hadi bay bay. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkürler Hayri Bey. Biz vallahi yedik ya. Vallahi billahi biz yedik ya. Abla ben de senden geleydim. Bunları taşırdım. Ha yok yok, gerek yok kuzum. Ağır değiller zaten, götürürüm. Dersim var ya bir de. Giderken artık alırım yanıma. Bu sefer Hayri geldi. Hadi bakalım. Nihayet neredesin Hayri? Neler oldu var ya. Ne oldu acaba? Bir su içeyim. Dur, neler olmadı ki ya? Neler geldi başıma ya? Aşk olsun Hayri. İnsan bir telefonunu açar gece. O kadar aradık, öldük meraktan. Bir su içeyim, bir lokmadır Allah için. Elhamdülillah. Hadi anlat. Ya dedim ya işte. Şunu çıkarayım. Türkan. Şunu da alsana. Ya dün tam kapatmaya yakın iki tane genç geldi. Abi illa otur. Oğlum kapatacağız. Yok abi oturalım. Birer duble içip kalkacağız. İyi tamam hadi oturun. Ya bunlar bir, iki, şişede durduğu gibi de durmuyor arkadaş. Baktım bir yerden sonra birbirlerine girdiler. Ya araya girebilecek gibi de değil. Ben de ne yapayım? Aradım polisi, hepimizi toparladı götürdü. Seni niye götürdü? Sen kavgaya mı karıştın ki? Ya kavga, şimdi ben orada mekan sahibiyim. Şimdi orada ağza alınmayacak sinkaflı kelimeler kullanınca ben de birer tane vurdum ikisine de. Ay Hayri, vurulur mu insanlara? Ya ama ne yapayım? Yani o mekan bizim, orada benim o hareketi yapmam lazım. Ondan sonra götürdüler. Şükür ya şükür ama ucuzladı. Ya bu kağıt kürek işleri de, adam da diyor ki yani herkes ifade vermeden diyor seni de bırakamayız. Telefona da el koydular. Yoksa benim nedir ki, ben orada mekan sahibiyim, derim ki benlik bir şey yok, beni bırakır gönderirler. Şikayetlerini geri mi aldılar bari? Ya alacaklar tabii, hayırdır ya. Hem mekana gelip öyle carçürt edecekler. Dedi abi benim dedi zoruma gitti dedi. Vur dedim, özür diler. O da dedi ki biz de özür dileriz. Biz şikayetleri karşılıklı geri aldık. İyi şükür verilmiş sadakamız varmış. Dediğim gibi Türkan bir fakire fukaraya bir para versen. Kazamızı belamızı alsın. Herkesin gözü üstünde. Bir elimi yüzümü falan bir yıkayayım ama sen de hazırlan hadi gidelim. İyi tamam, oyalanma, geç kalacağız tamam, bak. Tamam. Ne diyeyim yani? Türkan, ben bugün biraz geç gelirim. Sebep? Ya bir 40 kişilik bir fenomen grubu var arkadaşlar. İlla ne abi sen yapacaksın, elinde yedireceğim. Biz de onu videosunu çekip internete atacağız. Öyle deme ha. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Orada yorum morum yazıyorlar. Cık. Aman sakın ortalığı velveleye falan verme, ulaşamazsan. Tamam, telefon kapalı olacak çünkü. Olur, vermem. Ne diyeceğim sana? Nalan beni çok merak etti mi? Etti, etmez olur. Hatta ben çok korkarım diye bana çaktırmadı ama bayağı endişelendi. Peki söylediğim şeylere inandı mı? İnandı. Niye inanmasın? Niye inanmasın ki? Allah Allah. Doğru söze kim inanmaz? Sen inanmaz mı? Ben inanırım. Baba doğru söze inanırım. Heh, ne diyeceğim? Nalan'ı şu resim zımbırtısına götüreyim, kurtulayım artık saçma sapan bir şeyden. Sen eve kendi başına gidersin, tamam mı? Olur, giderim. Sıkıntı yok? Yok. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ olasın. Vallahi. Vallahi. Nalan, hı? Yürüm hadi, hazır mısın? Hazırım, hazırım. Hadi çıkalım. Ya hadi. Şunları da alacağız yanımıza. Ne ki bunlar? Mehmet Bey'in tabloları. Atölyeye bir götüreyim de belki satılır matılır, para gelir orada. Tamam, nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ben şöyle alayım. Yardım edeyim mi? Yok yok yok, hallederim. Şöyle çıkayım ki çizilmesin, bir şey olmasın. Hadi, hadi görüşürüz. Abla akşama yiyecek bir şey? Ha, yok canım yok. Daha yaptıkların duruyor zaten, yorma kendini. Hadi görüşürüz. Güzel, hadi bay bay.
misin kızım? İyiyim abla, iyiyim. Senin canın niye sıkkın yavrum, ne oldu? İyiyim, sen beni takma abi, şey yok. Var işte bir şey. Anlat bakayım ne oldu? Hayri başından ayağına kadar kadın parfümü kokuyordu. Ceketini aldıydım ya. Ta içeride bile uyuyor, o nasıl koku? Sanki kadının biri kendi üstüne parfüm dökmüş, sonra da... Tövbe estağfurullah. Emin misin kızım? Emin gibiyim. Hayri'nin öyle ortadan kaybolması normaldir abla. Hayri mezarın içinde olsa o telefonu açar, ben biliyorum. Dilim varmıyor söylemeye. Ama ayrı bir şey karıştırıyor. Estağfurullah, tövbe. Olur mu olur abla? Günah boynuna. Başka kadın var. Başka kadın var. Bak Türkan, sen sakın emin olmadan Nalan'ın yanında bir şey bahsetme olur da, tamam mı kızım? Eğer ki başka kadın gerçekten varsa, Hayri'ye de kancayı takarsa, sen bizi o zaman gör abla. Hayri bizi kapının önüne koyar. Bakma Nalan abla pırlanta gibi insan olduğu için bana kafayı takmadı. Çocuklarımı da beni de ayrı ayrı gözetti. Yoksa Hayri'nin gözü bizi görmezdi abla. Nalan ablanın sayesinde Hayri geldi çocuklarının, evinin başında durdu. Şimdi başka kadın gelecek. Diyecek ki sen onları bir daha görmeyeceksin. Hayri de yok olmaz mı diyecek. He? Vallahi biz biteriz abla o zaman. Vallahi billahi biz biteriz abla o zaman. Abla ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Ben bunu nasıl çözeceğim? Söyle bana. Türkan, şimdi sen önce bir sakin ol. Tamam mı? Belki düşündüğün gibi bir şey yoktur. İçini karartma hemen. Yok. Ama tabii bir taraftan da Hayri'ye göz kulak olmaya devam et, tamam mı? Ha, aklındakiler gibi bir şey varsa o zaman bakarız çaresine de. Sen bu arada sakın Nalan'ın yanında bir şey bahsetme. Tamam mı? Allah'ım sen sonumuzu hayret Allah'ım. Amin. Peki bir mahkeme süreci falan olur mu sence bu işin? Sen şikayetçi oldun mu? Yoo ya, şimdi biz de şikayetimizi geri aldık. Onlar da şikayetini geri aldı. Öyle olunca bir şey çıkmaz. İş daha uzamaz. İyi bari. Yani keşke hiç olmasaydı da. İşte bazen ne yapacağım? Niye açmıyorsun? Hallederim ya sonra. Şimdi ne yapacağız? Belki tanımadığın, yani biri ya. Belki önemli bir şey söyleyecektir. Biliyorum numarayı ya. Bizim toptancının numarası, şimdi arayacak, boş boş konuşacak. Tamam, seni bıraktıktan sonra halledeyim. Bir şey olmaz. Beklesin. Sesini niye kapattın telefonu? Ya sürekli zırt pırt arayacak. Al buraya koyayım. Cır 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 taciz edecek yani. Ne yapsın? Özledim. Komik bir şey yazdı herhalde ha toptancı. Ya işte... kendince espriler, şakalar, bir şeyler işte. Erkek muhabbeti. Anladım. Şey yapayım mı? Bekleyeyim mi senin çıkışına kadar?
Nasıl yapalım? Ha yok yok. Dönerim ben kendim. Emin misin? Hı-hı. İyi bari. Tabii. Hem sen dön. Senin belli ki çok işin var bugün. Ya bugün gerçekten dükkan full biliyor musun? Niye, bir şey mi var? Ya işte bugün bu fenomen grubu mu ne geleceklermiş dükkana? Onlar işte elimle hizmet edeceğim bilmem ne. Videosunu videosunu çekeceklermiş işte, internete atacaklarmış. Fenomenler mi? Fenomen işte ya, bu şey var ya, tanınan internetteki tipler. Ondan şey yapacaklarmış, reklam için. İyi işte, senin de reklamın olmuş olur. Bakalım kısmet. Ya dükkan işte bayağı kalabalık olacak. Sabah anca haberleşiriz ondan sonra. Ha, sabah mı görüşürüz? Şimdi salonda tek ben olacağım için bir de benim kendim ellerimle yapacakmışım da şey yapacaklarmış. Yani o arada belki telefona bakamazsam edemezsem şey yapma yani. Panik yapma diye söylüyorum. İyi tamam canım, kolay gelsin. Anlaştı sevgilim benim ya. Vallahi. İyi ki varsın, ciddi söylüyorum. Hadi gülüm. Geldim. Ne yapayım? Koyayım içeri. Yok yok, bırak şöyle, ben hallederim. Emin misin? Evet evet, bırak şöyle sen. İyi. Kokum burnumda kaldı resmen. İyi. Ne yaptınız bana Hayri Bey? İyisin. Akşam olsun bir an önce. İyi bak kendine, ver mi isteğin? Ha yok. Hadi kolay gelsin sana. İyi, tamam hadi görüşürüz. Ne diyeceğim? Telefonu öyle bir kere de açmayınca ne oluyormuş peki? Ya telefon açılmayınca derleniyorum işte. Ben derlenince de kimse ne yapacağımı kestiremez. Orasını biliyoruz canım. Öyle mi? Başka neler biliyorsunuz Hayır Bey? İşte dün tanıştık ya, ne varsa öğrendim. Bence de. Söyle bakalım, dükkandan mı alayım, evden mi alayım seni? İstiyorsan adresini at, evden alayım yani. Yani kafaya taktın illa alacaksın. Taktım mı alırım. Hadi söyle nereden alayım? Ben kendim geleyim. Kendim gelirim. Ya ama uzattın ha. Belki ben seninle arabada geçireceğim yarım saatin hesabını yapıyorum. Nereden biliyorsun? Yani onu bile hesaplıyorsun. Hesaplıyorum. Suç mu yani? Tamam şey yap o zaman. Dükkandayım. Dükkandan alırsın. Niye? Anlaştık o zaman. Hadi görüşürüz, öpüyorum. İyi hadi, ben de öptüm. Bye. Hadi ya, anlat artık. Nasıl gidiyor evlilik? Keyfin yerinde mi? İyi misin? Vallahi iyiyim. Yani çok iyiyim. Keyfim çok yerinde. Yani gerçekten evlilik çok güzel bir şeymiş. Yani böyle sanki yıllardır beklediğim o beyaz atlı Prens Muzaffer gibi. Allah Allah. O kadar diyorsun. Vallahi öyle. Vallahi ya. Ay Allah'ım. Çok mutlu olun bir arkadaşım. Allah nazarlardan saklasın sizi. Amin. Ama bir yandan da çok garip. Yani böyle konakta bir anda bir kapı açılacak ve sen gelecekmişsin gibi hissediyorum. Hani o konak benim için seninle özdeşleşmiş. Ne bileyim, sen orada gelindin, hani ben seni ziyarete geliyordum. Şimdi ben oradayım, sen yoksun. Üf, garip ya. Hayat. Öyle. Ama o konak, o konaktakiler her biri tek tek. Hakikaten benim için çok kıymetli insanlar. Gerçekten bak yani Sedat için bile yani bir an olsun kötü bir şey düşünmüyorum. Çok iyi olsun, çok mutlu olsun. Ama bir yandan da düşününce ben pek de mutlu olmadım o konakta biliyorsun. İnşallah sen ol arkadaşım. İnşallah. Yani sen biliyorsun bak. Neler yaşadım, neler gördüm o evde. Annem öldü, yapayalnızdım. Sedat yanımda değildi. Hani o konakta her şeyim vardı.
Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Ama işte bazı şeyler olmayınca olmuyor. Ama şimdi mesela oturuyorum. Bakıyorum şöyle kendi evime. E tamam, konaktaki şartlar yok. Öyle her şeyim tam değil. Ama yine de iyiyim. İyiyim. Daha tamamlanmış hissediyorum kendimi. E ne güzel. Yani mutlu olmana çok sevindim. Hayri ile gerçekten mutlusun değil mi Nalan? Yani bak, ben böyle iyi olayım diye beni kandırmaya falan çalışmıyorsun. Ay yok canım, mutluyuz. Hakikaten çok iyiyim. İyiyim, keyfim yerinde. Hayri çok acayip bir adam. Yani öyleymiş hakikaten, insan böyle tanıdıkça daha da şey yapıyor, fark ediyor. Gözü hep üstümde mesela. Böyle gözümün içine bakıyor, iyi miyim, değil miyim? Mutlu olmak için neler neler yapıyor. Sağ olsun, çok sarıp sarmaladı beni. Hep arar. Hep böyle bir eksiğim, gediğim varsa ben daha söylemeden mesela hemen gider halleder. Sağ olsun. Hani hep bu bahsettiğim bir yalnızlık vardı ya. Hı hı. O mesela onu tamamlamış işte. Ben farkında olmadan o onu tamamlamış, o yalnızlığı kapatmış. Yani işte insan da alışıyor biliyor musun o varlığa? Sürekli yanında birinin oluşuna çok alışıyor. Dün mesela arıyorum arıyorum ulaşamıyorum, telefonu kapalı, yemekteydik önce. Yanında telefonu kapadı, sonra bir daha açmadı. Delirdim. Hatta Türkan da aramış, o da ulaşamamış. Ay, ikimiz birden ne yapacağımızı bilemedik. Meğer dükkanda olay çıkmış. Aa, kavga etmişler, adamlar birbirine girmiş. Hayri olaya karışmış. Neyse, sabah geldi hemen anlattı. Allah'tan bir şey yokmuş. Türkancığım da gelmiş, koşmuş hemen. Ay, çok şükür bir şey olmamış ama. Aman iyi bari. Türkan'ı da ne zamandır arayıp soramadım ya. Yani bu düğün telaşından falan biliyorsun. Okumayı yazmayı söktü mü? Söktü. Ne diyorsun? Hem de o kadar hızlı söktü ki. Ay, çok akıllı bir kadın. Bayılıyorum Türkan'a. Şimdi hatta yemek kursuna da başladı. Evet, kursu bitince de işte bakalım çalışmaya başlayacak. Ay ne güzel ya. Vallahi helal size. Bak, iki kadın böyle elle verdiğiniz harika işler başardınız gerçekten. Ne yapalım işte. Bu süreç hakikaten şey oldu bana. Arkadaş oldu, iyi oldu. Vallahi ne diyeyim, çok mutlu oldum senin adına Nalan. Yani böyle içimde rahat etti gerçekten. İçin rahat değil miydi ki? Yani ne bileyim, böyle hani kendini eve kapatmışsın gibi geliyordu. Sanki Hayri ne diyorsa o oluyormuş, senin hiçbir söz hakkın yokmuş gibi geliyordu. Ay yok canım. Yok, hiç öyle bir şey yok. Yani çok saygılıyız bir kere birbirimize. Ya konuşabiliyoruz, biliyor. Hani bu Sedat'ta sürekli söylediğim şey vardı ya, konuşamıyoruz, iletişim kuramıyoruz ama Hayri ile kurabiliyoruz. Birbirimizi dinliyoruz. Herkesin bir söz hakkı var. Yani bir problem varsa birlikte çözebiliyoruz. Bu çok önemli, çok kıymetli bir şeymiş gerçekten. Hatta şey, geçen gün bir iş teklifi geldi. Aa, dur, hatta sen bak bilirsin, çok da iyi bir şirkette onun ismi. Neyse, hatırlayınca söyleyeceğim. Oradan güzel bir iş teklifi geldi aslında bana. İş de güzeldi. Ama bir yandan da şey olamadım, bir emin olamadım. Çok içime sinmedi gibi oldu. İşte sonra ne yaparız diye bir Hayri ile konuştuk ettik falan. Biraz konuşunca şey dedi o da, yani içine sinmiyorsa yapma gülüm dedi. Doğru bir yandan da şimdi düşününce. Öyle şey yaptım, reddettim. Hı. Ama evet, yani düşününce şimdi bir emin olamadım. Neyse ama güzel. Konuşuyor olabilmek, iletişim kurabiliyor olmak çok güzel. İyi valla, yani ne diyeyim, çok sevindim gerçekten senin adına. İnşallah mutluluğunuz daim olsun. Amin canım, inşallah. Oh, içim rahatladı valla. Şükür. Ya dükkan işte bayağı kalabalık olacak. Sabah anca haberleşiriz ondan sonra. Şimdi salonda tek ben olacağım için bir de benim kendim ellerimle yapacakmışım da şey yapacaklarmış. Yani o arada belki telefona bakamazsam edemezsem şey yapma yani. Panik yapma diye söylüyorum. Nalan. Nalan, iyi misin kuzum? Hadi kebap yemeğe gidin. O nereden çıktı şimdi? Canım çekti. Hayri'yi de özledim. Gidelim oturalım güzel güzel, yemeğimizi yiyelim. Hadi hazırlan.
Dükkanda kızları da alalım hatta. Hep birlikte gider yeriz. Yavrum siz gidin ya. Ben şimdi çıkmasam. Tamam sen bilirsin. Benim telefonum nerede yalnızım? Türkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar abla, hayırdır? Anne çok acıktım, hadi sofrayı kuralım. Yemeğinizi yediniz mi? Yok, abla şimdi kuracaktı. Heh, çok güzel. O zaman kızları hazırla, gelip alıyorum şimdi sizi. Niye abla, nereye gidiyoruz, hayırdır? Kebap yemeye gideceğiz. Canım çok kebap çekti. Gidelim, kızları da alalım şöyle güzel güzel, hazırlanın. Heh, şöyle güzel bir akşam yemeği yiyelim birlikte. Abla yeriz yemesine de... Hayri şey dedi ya, dükkan çok kalabalık olacakmış. Başka zaman gidelim, masa bulamayız. Biliyorum biliyorum, konuştuk biz Hayri ile. Merak etme. Ay hem biz gideceğiz, bize masa mı ayarlamayacak değil mi? Hadi hazırlanın, oyalanmayın. Ben gelip alıyorum şimdi sizi. Tamam abla, söylediğin gibi olsun. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyoruz ana? Babana gidiyoruz ana. Yaşasın! Hadi koşun, üstünüzü giyin. Hadi. Aklımdaki başıma gelmez inşallah. Allah'ım sen sonumuzu hayret. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Gel anne, gel. Dikkat et. Geç kızım, geç. Hadi gelin bakalım. Koşun, koşun, koşun. Biz geldik Murat abi. Kebap yemeye geldik. Babam nerede?